Bizim derdimiz Kuzguncuk'un dokusunu korumak. Yani Kuzguncuk biliyorsunuz tarihi bir semt, tarihi dokusu olan bir semt. Bu semti bunları kaybettik mi bir daha bunları bulabilmemiz mümkün değil. Çok kalabalık, çok rahatsız oluyoruz. Çok eskiden böyle değildi. Burası çok hoş bir mahalle. Hani sessizce oturmayı özlüyorum açıkçası. Hani sürekli arabalar geçmese daha güzel olur. Bazı sokaklarda bölgedeki işletmelerin masaları, kaldırımları kapatıyor. Bazı sokaklarda trafik aşırı derecede yoğunlaşıyor. Kuzguncuk'ta bazı problemler var. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un en tarihi ve en güzel yerlerinden birindeki bu problemleri çözmek için harekete geçti. Bir taraftan uzun yıllardır burada yaşayan bir kültür var, burada yaşayan sakinler var. Diğer taraftan da aslında günlük bir çekim noktası halinde burası. Bu iki fonksiyonun bir araya gelmesiyle bazı sorunlar da ortaya çıkıyor, bazı çatışmalar var. Dolayısıyla bunların hepsine ortak bir masa kurarak ve buradaki insanların da sorunlarını dinleyerek bir çalışma içerisindeyiz. Kuzguncuk iskelesinin içinde Kuzguncuk Senin İletişim Ofisi kuruldu. Vatandaşlar buraya gelerek tüm talep ve şikayetlerini iletebilecekler. Gittim oraya, başvurdum. Karşıya vapur varmış, Ortaköy'e ve Kadıköy Üsküdar üçlüsü. Kuzguncuk'a da uğrasın mı o vapur diye onu istedik. Burada bir web sitesi yaptık. İnsanlar buradaki sorunları, işte burada koku sorunu var, burada çöp sorunu var, burada otopark sorunu var diye işaretleyebiliyor. Ofisimize gelerek burada bizden bilgi alabiliyorlar, bize bilgi verebiliyorlar. 15 Boğaz Köyü'nde tekrar devam edecek bu çalışma. O yüzden bu çalışma şöyle değerli, bu ilk örnek olduğu için buradaki süreç hem bizim için öğretici olacak, hem bunun nasıl olacağı konusunda bir metodoloji de oturtacağımız bir çalışma içindeyiz şu anda. 16 milyon